Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıfa ait yüzlerce video dersi ilköğretimvideo.com'daki DVD satışı bölümünden sipariş verebilir, temin edebilirsiniz. Dördüncü sınıf Türkçe dersi, ikinci dönem, ikinci örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Yazılımız 20 test sorusundan oluşuyor. Öncelikle durdurmanızı tavsiye ederim. Durdur. Kendiniz çözün, almış olduğunuz puanı yorumlar kısmında bizimle ve diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bize destek için videomuzu beğenmeyi de unutmayalım. Bir parçamız var, bu parçaya göre 4 tane soruyu yanıtlamamızı istiyor bizden. Tabii artık bu klasik hale gelmiştir. Her yazılının başında bir parça ve bununla birlikte işte bazen 5N1K soruları, bazen de direkt metinle ilgili sorular, anlamaya dayalı sorular soruluyor. Dolayısıyla buradaki metni iyi okumanızı tavsiye ediyorum. Parçamızın başlığı dik dur, dik otur. Okul çantamızı biraz sağ elle, biraz sol elle taşımalıyız. Yemek yerken, yazı yazarken, ders dinlerken, iş işlerken, resim yaparken dik durmaya, dik oturmaya dikkat etmemiz sağlıklı olduğu kadar görünüş güzelliği bakımından da güzeldir. Çocuklukta biraz dikkat edilirse kötü durmaktan gelen vücut kusurları düzeltilebilir. Büyüdükten sonra bu kusurları düzeltmek çok güç olur. Onun için diyorlar ya, ağaç yaşken eğilir diye sevgili öğrenciler. Dik durmak, dik oturmak boyun uzamasına da yardım eder. Kambur durmaya, kambur oturmaya alışan kimselerin boyları yaşlandıkları zaman kısalır. Bundan başka unutmamalıyız ki kendine güvenen insan başını her zaman için dik tutar. Birinci sorumuz. Yazar neden dik durmamızı ve dik oturmamızı istemektedir diyor. Bakın ne diyor? İş işlerken, resim yaparken dik durmaya, dik oturmaya dikkat etmemiz sağlıklı olduğu kadar görünüş güzelliği bakımından da güzeldir. Yazar bizim sağlıklı olmamızı istediği için dik durmamızı ve dik oturmamızı istiyor. Doğru yanıtım A seçeneğidir. İki numaralı sorumuz, kötü duruşlardan meydana gelen vücut kusurları nasıl düzeltilmektedir diyor bize. Bakın sevgili öğrenciler, çocuklukta biraz dikkat edilirse kötü durmaktan gelen vücut kusurları düzeltilebilir. Demek ki çocukken yapılacak olan dikkatle vücut kusurlarını düzeltebilirim. Doğru cevabım D seçeneğidir. Metne göre 3 numaralı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi dik oturma ve dik durmanın yararlarından birisi değildir diyor bize. Bakın dik durmak, dik oturmak boyun uzamasına da yardım eder diyor sevgili öğrencim. Boyun uzamasını burada eledim. Bakın burada diyor, kambur durmaya ve kambur oturmaya alışan kimselerin boyları da yaşlandıkları zaman kısalır. Yaşlılıkta boyun kısalmamasını da sağlıyormuş. D seçeneğini de eledim. Sağlıklı olduğu kadar bakın görünüş güzelliği bakımından da güzeldir. Neyin görünüşü? Vücudumuzun görünüşü tabii ki. Vücudun güzelleşmesi açısından da yararlıdır. A seçeneğini eledim. Zekanın gelişmesiyle ilgili herhangi bir bilgi yok burada. Doğru cevabım C seçeneğidir. Metne göre son sorumuz, yazarı göre aşağıdakilerden hangisi kendine güvenen insanların özelliklerinden biridir diyor. Burayı son cümleden çıkartabilirim. Bundan başka unutmamalıyız ki diyor, kendine güvenen insan her zaman başını dik tutar diyor. Yazara göre kendine güvenen insanlardan özelliklerinden biri başlarını dik tutması tabii ki. Doğru cevabımız C seçeneği. 5 numaralı sorumuz 20 sorudan oluşuyordu. Her bir sorunun puan değeri 5 puandı. Hemen bakalım, metin sorusu artık bitti. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Sevgili öğrenciler, burada da genelde işte eş anlam, zıt anlam, sesteş anlam, eş sesli olarak karşımıza çıkar. Mesela uslu ve yaramaza baktığım zaman bu çocuk ne kadar uslu, bu çocuk ne kadar yaramaz. Ben bu ikisinin birbirlerinin tam tersi zıttı olduğunu görüyorum. Zıt anlamlı kelimeler var burada. Bir diğerine bakıyorum. Hoşgörü, müsemma. Ne kadar hoşgörüsün, ne kadar karşındakine müsemma tanıyorsun derler sevgili öğrenciler. İkisi de aynı anlama geliyor. Dolayısıyla ben burada bir eş anlam ilişkisi olduğunu gördüm. Hasta ve sağlıklı. Hasta tam tersi sağlıklı. Dolayısıyla burada da yine bir zıt anlam ilişkisi var. Kar tam tersi zarar. Burada da yine bir zıt anlam ilişkisi var. Benden ilişki yönden, anlam ilişkisi yönden diğerlerinden farklı olanı istiyor. Tabii ki B seçeneğim hoşgörü ve müsamaha eş anlamlı kelimelerdir. Diğerleri zıt anlam. 6 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir diyor bize. Sevgili öğrenciler, ona cevap verebiliyorsam soru cümlesidir.
Nereden geldin deseydi, işte şuradan geldim, buradan geldim diye cevap verebilirim. Ama burada soru ifadesi olmasına rağmen sonuna bakacağız. Sonundaki ifade, yani sonundaki sözcük maalesef onu soru cümlesi olmaktan mahrum ediyor. Nereden geldiğini bilmiyorum. Hadi gel bakalım cevap ver. Cevap yok. Annesini aramasını söyledim. Yok burada bir cevap yok. Uyarı niteliğindeki ifadelerle soruları karıştırmayalım lütfen. Tanıdığın insanlarla konuşmamalısın. Öneridir bu, uyarıdır bu sevgili öğrenci. Bu soru cümlesi olmaz ama D seçeneğine bakıyorum. Süleyman senden daha mı büyük? Evet, daha büyük ya da hayır, daha büyük değil diye cevap verdim. O zaman bu bir soru cümlesidir cevap verebiliyorsan. Bana soru sorulursa ben cevap verebilirim. Doğru cevabım B seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur diyor. Bakalım hemen. Kendini geliştirmek için dershaneye gidiyor. Dizlik takmadığı için sakatlandı. Planlı ve düzenli çalıştığı için başarılı oldu. Tuttu. Takım yenildiği için ağladı. Şimdi bakın sevgili öğrenciler hepsinde de için kelimesi var ve hepsi de sanki neden-sonuç cümlesiymiş gibi duruyor. Doğru bir soru olduğunu kabul ediyorum. Bakın iki türlü vardır. Birincisi neden sonuçtur, tamam mı? Diğeri de amaç sonuçtur çocuklar. Amaç sonuçtur. Sen için kelimelerden birinin yerine amacıyla kelimesini getirebiliyorsan orada amaç sonuç vardır. Buna tabii ki ayırmak gerekiyor ve en zor anlam ilişkisi sorularından da biridir yani. Bakın şimdi tuttuğu takım yenildiği için ağladı. Bak ağladı sonuç burada. Neden ağladı? Soruyla biraz konuşalım değil mi? Neden ağladı? Tuttuğu takım yenildiği için. D seçeneğini eledim. Burada neden sonuç, sebep sonuç ilişkisi vardır. Planlı ve düzenli çalıştığı için başarılı oldu. Başarılı oldu sonuç. Başarılı olmasının nedeni ne? Planlı ve düzenli çalışıyormuş çünkü. C seçeneğini de eledim. Dizlik takmadığı için sakatlandı. Sakatlandı bu işteki sonuçtur. Neden sakatlandı? Dizlik takmadığı için. Şimdi bak A seçeneğinde sanki neden sorusuna cevap veriyormuş gibi. Kendini geliştirmek için dershaneye gidiyor. İşte neden dershaneye gidiyor? Kendini geliştirmek için. Hayır sevgili öğrenci. Ben burada için kelimesi yerine amacıyla kelimesini getirebiliyorum. Kendini geliştirmek amacıyla dershaneye gidiyor. Bir amacı var, kendini geliştirmek istiyor. Ve bunun doğrultusunda dershaneye gidiyor. Dolayısıyla burada sebep sonuç değil, amaç sonuç vardır. Doğru cevabım A seçeneği. Amacıyla kelimesini diğer için kelimelerin yerine de kullanalım. Dizlik takmadığı amacıyla sakatlandı. Oldu mu? Yok. Planlı ve düzenli çalıştığı amacıyla başarılı oldu. Oldu mu? Olmadı. Tuttuğu takım yenildiği amacıyla ağladı. Sadece amacıyla kelimesi olan burada A seçeneği var. Demek ki A seçeneğindeki neden sonuç değil, amaç sonuçtur. 8 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yoktur diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler özel ismi bir kere büyük harfin yazılışından bakabiliriz ama burada büyük harfin yazıldığı sadece cümlelerin başı var. Acaba oradaki cümle başındaki kelime cümle başından dolayı mı büyük yazılmış yoksa özel isim diye mi büyük yazılmış? Artı şundan da bakabilirsin. Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Mesela Fenerbahçe kelimesi özel bir isimdir, değil mi? Hemen göze çarpan bir seçenek. Kurum kuruluş isimleri Fenerbahçe'de bir spor kuruluşudur. Dolayısıyla burada bir özel isimdir. Dil isimleri Türkçe, Çince, Arapça, işte Latince bunlar özel isimdir. A seçeneği verelim. Dikkat et. Pamuk masadaki bütün şekerleri yemiş. Pamuk bir şeyler yiyebiliyor. Dolayısıyla pamuk bir şeyler yiyebiliyorsa pamuk canlıdır burada. Kedi midir, köpek midir bilmiyorum ama pamuk burada bir canlı. Hayvanlara verilen isimler özel bir isimdir. D seçeneğini eledim. Liseyi bitirince daha okumamış. Bak ben bir kere 3 kelimeye baktım. Küçük harfle başlamış. Özel isimler hep büyük harfle başlar. Lise kelimesi de zaten özel isim değildir. Doğru cevap C seçeneği. Ha deseydi ki bize mesela Tevfik Sırrı Gür Lisesi deseydi. Evet o zaman o lisenin bir adıyla olduğu için, adıyla birlikte söylendiği için olabilirdi. Doğru cevabım C seçeneğidir. 9 numaralı sorumuz yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi ekler getirilmelidir diyor bize. Hemen yapalım sevgili öğrenciler. Tabii bunlara ismin hal eklerini, durum eklerini getirmemiz gerekiyor. Yalın haldeydi. İsmin i hali, e hali, d hali, den hali. Bakalım. Yol nokta geçenler kazayı görünce araba nokta inerek etraftaki yaralılar nokta yardım istediler diyor bize. Bakalım hemen. Yoldan geçenler sevgili öğrencim. Yoldan geçenler
Kazayı görünce bak mesela deneyerek de gidebiliriz. Mesela bak A seçeneği. İşte arabalarını inerek. Oldu mu? Araba getir buraya. Arabalarını inerek. Olmadı bak. Kazayı görünce arabada inerek. Arabada olmaz. Arabadan inerek demesi gerekmiyor mu? İki tane dandan var. Arabadan inerek etraftaki yaralılara yardım ettiler. İsmin den hali ve E yönelme 2. Doğru cevabımız B seçeneği olması gerekiyor. Boşluk doldurma sorularında seçenekleri oraya uyarladıktan sonra o cümleyi bir kez okuyun. Yani anlamsal bozukluk olursa yapmayın zaten. Başka seçeneği düşünebilirsiniz. 10 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir? Sevgili öğrenciler artık yüklemi biliyorsunuz siz 4. sınıf itibariyle. Yüklem sondaysa kurallı olur. Hani anlamlı ve kurallı cümleler oluşturma etkinliğini 4. sınıfa gelene kadar sayısız bir şekilde yapmışızdır. 1. sınıfta buna dahil. Eğer yüklem sondaysa kurallı. Yüklem başta ya da ortadaysa devrik cümledir. Bakalım. Sınıfa yeni bir öğrenci geldi. Geldi kelimesi yüklem sonda. Dolayısıyla kurallı bir cümledir. Dedim. Arabamızı yeni aldık. Almak. Burada yine yüklem olan kelime sondadır. Dolayısıyla kurallı cümledir. Benim uyku saatim geldi. Geldi kelimesi burada sonda yüklemdir. Sonda olduğu için kurallı cümledir. Ahmet gelmedi bugün okula. Bunu ben düzeltebilirim hatta. Ahmet okula bugün gelmedi de diyebilirim. Gelmedi kelimesi yüklem. Sonda değildir. Başta ya da ortada olunca bu bir devrik cümle oluyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. 11 numaralı sorumuz. Yukarıda verilen cümlede altı çizili sözcük hangi sorunun yanıtıdır diyor. Dün akşam üstü balkonda oturup komşularıyla sohbet ettiler sevgili öğrenciler. Bu tarz sorularda yüklem olan kelimeyi bulacaksın ve ona soru soracaksın. Sohbet ettiler burada yüklem. Nerede? Balkonda. Nasıl? Oturup. Kimle? Komşularıyla. Ne zaman sohbet ettiler? Dün akşam üstü sohbet ettiler. Bir ne zaman sorusu arıyorum. Bak burada neden var. Bak burada kimlerle var. Bak burada nerede var sevgili öğrencim. Ama D seçeneğinde ne zaman balkonda oturup sohbet ettiler. Hatta ne zaman direkte sohbet ettiler de diyebilirdim. Doğru cevabım D seçeneğidir. 12 numaralı sorumuz. Yukarıdaki şiirde aşağıdaki duygulardan hangisi işlenmiştir, anlatılmıştır diyor bize. Garibim ben, benim de kimsem yok bu şehirde. Aylardır mektup bekliyorum memleketten bir otel köşesinde. Şimdi sevgili öğrenciler, öncelikle şunu söyleyeyim. Seçeneklere göre gerçekten zor bir soru. Şimdi burada fakirlik ve yoksullukla ilgili herhangi bir şey yok. Yani garibim ben demesi onun fakir ya da yoksul olduğunu gelmiyor. Garip olan kişi zengin de olabilir hatta öyle söyleyelim. Burada herhangi bir geçmişe dayalı ya da bir durum, bir olaydan yaşanmış bir pişmanlık yok. Sevgili öğrenciler, bakın burada B seçeneği çok büyük bir şeldiridir. Ama cevap maalesef B seçeneği değildir. Aylardır mektup bekliyorum memleketten bir otel köşesinde. Memleket özlemi değil. Yalnız bu adam ya. Yalnız. Yani mektup gelse de arkadaş olsa, mektup arkadaşı olsa. Bu adama mektup gönderilmediğine göre bu adamın arkadaşı yok, bu adamın dostu yok ya da akrabası yok. Bu adam yalnız başına, tek başına. Memleket özlemi, memleket hasreti. Ya o zaman memleketiyle ilgili bir şeylerden bahsederdi. İşte bizim memleketin, bizim köyün, bizim mahallenin, bizim şehrin suyu şöyle derdi. Ne bileyim havası böyle derdi, ağaçları böyle derdi. Yani aylardır mektup bekleyince memleketi özlemiş anlamını gelmiyor. Oradan bir mektup bekliyorsun. Gidersin hasretini görürsün memleketinde o ayrı. Yalnız olduğundan bahsediyorum. Garibim ben artı ikinci cümlede benim de kimsem yok bu şehirde. Kimsem yok. Aylardır mektup bekliyorum. Memleketten bir mektup bile gelmiyor bir otel köşesinde. Demek ki bu adam yalnız. Bu adamın kimsesi yok sevgili öğrencim. Burada yalnızlık işlenmiştir. B seçeneği çok güzel bir çeldiricidir. Dikkat etmek gerekiyor. Doğru cevabım A seçeneği. 13 numaralı sorumuz bir noktalama işareti sorusu. Yukarıda verilen konuşmada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir diyor sevgili öğrenci. Şimdi burada eleme yöntemini kullanmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Yukarıda verilen konuşmada parantez işlerinde bak ne diyor? Sırasıyla diyor, değil mi? Tilki kargaya sormuş. Bir şeyler söylemiş.
Ve o noktalama işaretinden sonra gelen kelimenin ilk harfinin büyük ya da küçük yazılışı da bizim için önemlidir. Büyükle başlamış burada. Yani cümlede sen virgül ya da noktalı virgül koyarsan, ondan sonra gelen kelime özel isim değilse büyük harfle başlamaz. Artı burada bir konuşma çizgisinin olduğunu görüyorum. Yeni bir cümleye geçmiş. Dolayısıyla ben şu bak noktalı virgülleri hemen elemem gerekiyor. Sevgili öğrenciler, buraya iki noktanın gelmesi gerekiyor. Bir şeyler sormuş. De bakalım ne diyeceksin? Önce bir iki noktayı koy bakalım. Dünyada senden daha güzel bir yaratık var mı? Soru sordum sana. Kargaya soru soruyor. Soru sorarsa ne yapmamız gerekiyor? Soru işaretini koymamız gerekiyor. Ne dedik? Sırasıyla dediği için eleme yöntemiyle çok rahat yaparsınız. C seçeneğine bakar mısın? B ve C kaldı zaten. C seçeneğinin ikinci ayracında nokta var. Yok maalesef bu değil. Sırasıyla dediği için 3 ve 4'e bakmadan doğru cevabı B seçeneği olarak buldu. Karga şöyle karşılık vermiş yukarıdaki gibi. Şimdi Tilgi kargaya sormuş iki nokta üst üste. Aynısı yukarıdakiyle aynı. Karga da konuşuyor. Karga şöyle karşılık vermiş iki nokta üst üste. Yoktur zannedersem herhangi bir soru cümlesi var mı? Hayır. Tamamlanmış bir cümle ve noktayı da koydum. Yanıtımız D seçeneğidir. 14 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur diyor. Karşılaştırmada iki olay karşılaştırılabilir. İki obje, iki nesne karşılaştırılabilir. İki canlı, iki insan birbirleriyle, iki davranış birbirleriyle karşılaştırılabilir. Bakalım hemen. Kahvaltıdan önce mutlaka bir bardak süt içiyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi sözel olan yazılarda sevgili öğrenciler bak bunu belki deneme sınavlarına da giriyorsunuz. Lütfen sonuna kadar seçeneği okuyun. İşte diyor ki A seçeneği doğru diyor. Ya doğru olsa bile eminsen bile oku belki yani daha bir yanlış çıkacak. Daha bir doğru karşına çıkacak. Sizlere tavsiye ederim. Yine de tabii size kalmış sevgili öğrenciler. Kahvaltıdan önce mutlaka bir bardak süt içiyor. Sağlığınızı hiç önemsemiyorsunuz. Geçen yaz gittiğimiz otel daha büyüktü. Feyza çok güzel resim yapar. Maalesef A, B ve D seçeneklerini eledik. Neden C seçeneğinde karşılaştırma söz konusudur? Geçen yaz gittiğimiz otel daha büyüktü diyor. Demek ki bunlar bu yazda bir otele gitmişler. Şimdiki bulundukları yazda da bir otele gitmişler. Ve o otele gittikten sonra geçen yıl gitmiş olduğu otelin büyüklüğü ve küçüklüğü yönünden karşılaştırma yapmışlar sevgili öğrenci. Yanıtım C seçeneğidir. 15 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten bir ifade vardır diyor. Yarı yıl tatili başlıyor. Kardeşim ayakkabılarını bağlayabiliyor. Yemek sonrası mutlaka dişlerini fırçalamalısın. Köyün birinde bilge bir adam varmış. Yemek sonrası mutlaka kesinlikle katiyen önem bildiren ifadeler. Dişini fırçalamalısın. Doğru cevabım C seçeneğiydi. 16 numaralı sorumuz toplu ulaşım araçlarında nokta 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 cümlesini aşağıdaki seçeneklerin hangisiyle tamamladığımızda olumlu bir davranış içinde bulunmayız diyor. Bulunmayız. Soru kökünü de iyi okumamız gerekiyor. Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermeniz. Ne mutlu sana. Değil mi? Olumlu bir davranıştır bu. Toplu ulaşım araçlarında yani işte toplu ulaşım araçları nedir? Belediye otobüsleri, dolmuşlar vesaire. Cep telefonuyla konuşmamalıyız. Ne mutlu sana. Olumlu bir davranıştır bu. Toplu ulaşım araçlarında kokulu yiyecek yememeliyiz. Yumurta gibi mesela sevgili öğrencim ya da sucuk tarzı şeyler gibi. Ne mutlu sana yiyemiyorsan, insanları düşünüyorsan olumlu bir davranıştır bu. Ama toplu taşıma araçlarında sen yüksek sesle konuşmalıyız diyor. Konuşursan ne mutlu sana diyeceğim o zaman. Mutlu sana değil. Çünkü bu şekilde olumlu değil, olumsuz bir davranış içerisinde bulursun. Doğru cevabım C seçeneğidir. 17 numaralı sorumuz. Yukarıda verilen cümlenin yüklemi, eylemi ya da fiili hangisidir diyor bize. Sevgili öğrenciler, eylem ya da fiil deyince illa son şeye bakmayalım. Yalnız burada bir hata var gibi. Yani hata şöyle. Yani yüklem diyor. Yüklemin sonucunda eylem ya da fiil diyor mesela. Şimdi her yüklem illa eylem ya da fiil olacak diye bir şey yok. İleride göreceğiniz bir konu var. Yüklemi isim olan cümleler de vardır. Sen ona isim cümlesi diyorsun. Fiil olduğu zaman da fiil cümlesi diyorsun. Yani yüklemi dediğin için yüklemi mi istiyorsun, eylemi mi istiyorsun? Bu farklı bir şey. Dolayısıyla eylem ve fiili silmemiz gerekiyor burada. Yüklemi istiyor bizden.
Bulaşık makinesine yerleştirdi tabakları. Düzeltemem bunu. Tabakları bulaşık makinesine yerleştirdi. Doğru cevabım C seçeneği. Yani eylem ve fiil isteseydi de sonuç değişmezdi ama ikisi aynı şeyler değil sevgili öğrenci. Yüklem illaki eylem olacak diye bir şey yok. Çocuğun en sevdiği eşyası kalemiydi. Yüklem ne? Kalemiydi. Kalemiydi kelimesi fiil değildir. Eylem değildir. İsimdir bu. Dolayısıyla burada da bir isim cümlesi vardır. Fiili bizden isteseydi de aynı. Bulaşık diyor. Bulaşık mak olmuyor. Makine. Hani kelimenin sonuna mekmak getiriyorsun. Mastar ekini getiriyorsun. Oluyorsa eylemdir. Olmuyorsa eylem değildir. İşte bazıları diyor ki öğretmenim diyor bulmak. Ya bulmak, bulamak, bulaşmak ama sonunda da bir ık yapım eki var. Bulaşık. Yani ık yapım ekiyle birlikte ortaya yeni bir kelime çıkmış. Dolayısıyla ben burada bulaş değil, bulaşık olarak düşünmem gerekiyor. Bulaşıkmak diyemem. Mesela makinesine kelimesinin kökü ek almamış hali makinedir. Makinemek diyemiyorsun. Bu bir isimdir. Tabak kelimesine baktığım zaman tabakmak diyemiyorsun. Dolayısıyla bu isimdir. Yerleştirir diyor ki öğretmenim kelimenin kökü yer diyor. Yermek diyemezsin diyor. Ya da yermeğin anlamı farklıdır. İyi de yerden yerleşmek, yerleşmekten yerleştirmek. İki tane yapım eki var. İlerideki sınıflarda göreceğiniz bir konu. Yerleşmek de yerleştirmek de türemiş bir kelimedir ve eylem olan bir kelimedir. 18 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesneldir? Nesnel sana bana göre değişmeyen, kişinin duygu, düşünce, beğenisine yer vermeyen, herkes tarafından kabul edilebilen, objektif olan sevgili öğrenci. Objektif olan cümlelerdir. Yaz ayları Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur. Ya hayır bana göre Kasım'dır, Aralık'tır, Ocak'tır diyemezsin buna. Dolayısıyla bu nesnel bir cümledir. Herkes tarafından kabul edilebilir. Doğruluğu ya da yanlışlığını ispat edebilirsin. Yazı kıştan daha çok severim. Yani severim karşılaştırma yapıyorsun iki mevsimi. Bazısı ikisini bile sevmez. İlkbahar ve sonbaharı sever atıyorum. Kendi beğenisine, duygusuna yer vermiş. Yaz giysileri, kış giysilerinden daha güzeldir. Zaten güzel kelimesinin olduğu cümlede nesnel bir anlatım olamaz sevgili öğrenci. Yazın çocuklar kendileri mutlu hissederler. Ya belki de çocuk kendini kışın mutlu hissediyordur. Bu senin kendi düşüncendir. Doğru diyemezsin. Yanlış da diyemem. Bu senin ağzından çıkan, senin duygu, düşünce, beğenini yansıtan bir cümledir derim. Bir öznel bir cümledir derim. Yanıtım A seçeneğidir. 19 numaralı sorumuz, babam bana bilgisayar alacak cümlesinde eylemin gerçekleşme zamanı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Sevgili öğrenciler, eylem geçmişte gerçekleşebilir, şu anda şimdi gerçekleştirilebilir, gelecek bir tarihte gerçekleştirilebilir ve her zaman gerçekleştirilebilir. Bakalım, öncelikle bizim burada eylemi bulmamız gerekiyor. Babam bana bilgisayar alacak, almak. Almaktan alacak. Almış mı? Yok. Yani geçmişte bir şey değil bu. Almamışsa şu anda da almamış değil mi? Şimdiyi geçtik, geçmişi indik. Her an mı almış yani? Geçmişte almış, şu an almış, gelecekte almış. Hayır. Çocuklar daha almamış. Alacak. İleri bir tarihte. Gelecekte alacak. Doğru cevabım C seçeneğidir. 20 numaralı sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır diyor kişinin duygu, düşünce, beğenisine yer verilen sevgili öğrenciler cümlelerdir. Ankara ülkemizin başkentidir, bana göre Mersin'dir, bana göre Van'dır, Samsun'dur, Giresun'dur, Gümüşhane'dir, Artvin'dir, Hopa'dır diyemem değil mi? Bu nesnel bir ifadedir. En büyük Van Gölümüz Van Gölü'dür. Ya bana göre Tuz Gölü'dür, Beyşehir Gölü'dür. Değil mi? Kuş gölüdür, Manyas gölüdür. Diyemezsin bunu. En büyük gölümüz Van gölüdür. Sana bana göre değişmez. Nesnel bir yargıdır. Objektiftir. Antalya güney illerimizden biridir. Ya Türkiye'nin güneyindedir. Adana, Mersin, Hatay, değil mi? Antalya. Bunlar güney illerimizdendir. Ya bana göre kuzeydoğudadır diyemezsin ki. Olmaz. Güney illerimizdendir. Türkiye'nin güneyindedir. Eledik. Güzelin olduğu yerde zaten öznel bir anlatım vardır. İstanbul en güzel şehrimizdir. Bana göre Mersin'dir sevgili öğrencim. Mersin'in verdiği keyif kimseye vermez değil mi? Herkesin doğduğu yer aslında. Değil mi? En güzel şehrimizdir İstanbul. Doğrudur, İstanbul güzel şehirdir ama kendin düşüncesine yer vermiş burada. Öznel bir yargı. Doğru cevabım C seçeneğidir.